2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı KYK ile kadroya geçen üyelerimize o tarihten itibaren yaşadıkları ekonomik kayıplar ve her geçen gün artan psikolojik baskılar dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Taşeron çalışanı iken yaşadığımız hak kayıplarının, haksız ve yanlış uygulamaların sebebi olarak taşeron sistemini görüyor, bunu anlayabiliyordum. Ancak kadrolu olduktan sonra bu sorunların ve haksızlıkların artarak devam ediyor olmasını asla kabul etmiyoruz. Hastane gibi insan sağlığını ve insan yaşamını doğrudan etkileyen hizmet süreçlerinin başarılı olmasının yolu çalışanların motivasyonu ve performansından geçmektedir. Ancak dizilerek ifade edelim ki bu durum göz ardı edilmekte, bir kısım idareciler tarafından üyelerimize uygulanan psikolojik baskıların ardı ardı kesilmemektedir. 696 sayılı KYK gereği tüm haklarımızla kadroya geçirilmiş olmamıza rağmen eğitim intibaklarımız, yüzdelik dilimlerimiz, enflasyon farklarımız bodrolarımızdan çıkartılmıştır. 2018 yılında Yüksek Hakem Kurulu toplu iş sözleşmesindeki zam oranı %4+%4 iken enflasyon oranı %21'dir. Kamuda çalışan Türk işçi, memur ve hatta emekliler enflasyon farklarını almışken ağır iş kollarında çalışan üyelerimize %13'lük enflasyon farkının verilmemesini asla doğru bulmuyoruz. 696 sayılı KYK'nın 112. maddesinde kamu çerçeve protokolü imzalayabileceği açıkken kadroya geçtiğimiz tarihten bugüne 16 ay geçmiş olmasına rağmen neden kamu çerçeve protokolü imzalanamadı? Hastanedeki hizmet süreçlerinin olmazsa olmazları olan EBS çalışanlarının kadroları neden hala açıklanmıyor?